Herkese yeniden merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yumuşacık karnıyarık poğaça. Hamurum için karıştırma kabına yarım su bardağı sıvı yağ aldım. 1 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık su ekledim. Bardak ölçüm 200 ml. 1 yemek kaşığı şeker attım. 1 yumurtanın beyazını hamura, sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırıyorum. 1 paket kuru maya ekledim. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Beş su bardağı un ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz attım. Bütün malzemeyi elimle yoğuruyorum. Mayalı hamurların iyi yoğrulması önemli. Tarifim için kullandığım bütün malzemeleri videonun altına açıklama kısmına yazdım. Hamur çok yumuşak, elime yapışmayan bir kıvamda gördüğünüz gibi. Mayasının gelmesi için üstünü kapattım. 45 dakika beklettikten sonra açıyorum. Çok güzel kabardı. Mayası gelen hamurun havasını alıyorum. Hamurdan küçük parçalar kopartarak yuvarladım. Bezelerin üstünün kurumaması için poşet kapattım. Şimdi poğaçalara şekil veriyorum. Yuvarlayarak hazırladığım bezeyi elimle açarak biraz büyüttüm. Oklava ya da merdane kullanmadım. İki kenarından ruletle kesiyorum. Bıçak da kullanabilirsiniz. Bir dilim ortasına peynir yerleştirdim. Bir dilim domates. Yeşil biber ekledim. Ortası görünecek şekilde kenar kısımları birleştiriyorum. Poğaçanın şekli çok güzel oldu. Tekrar göstermek istedim. Bezeyi elimle biraz açarak büyüttüm, genişlettim. Kenar kısmına yakın yerden ruletle kesiyorum. Bir dilim peynir, bir dilim domates, bir tane de yeşil biber yerleştirdim. Kenar kısmını karşı tarafa alarak ortası açık gözükecek şekilde poğaçaları hazırlıyorum. Poğaçanın şekli çok güzel, oldukça da yapımı kolay. Ayırdığım yumurta sarısına bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ederek karıştırdım. Poğaçaları yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizdim. 20 tane oldu. 2 ayrı tepside pişiriyorum. Yumurta sarısını poğaçaların kenar kısımlarına sürdüm. Bu arada fırını açtım, 180 dereceye ayarladım, ısındı. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Poğaçaların kenar kısmına çörek otu, haşhaş ve susam serpiyorum. Dilerseniz sade bırakabilirsiniz. Poğaçaları önceden ısıttığım 180 derece fırında alt üst ayar orta rafta 35 dakikada pişirdim. Fırından fırına pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Poğaçaların görüntüsü, lezzeti çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimle ilgili olumlu, olumsuz yorumlarınızı bekliyorum.
Benimle bu videoda ilk kez karşılaştıysanız destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Başka tariflerle görüşmek üzere, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.